And that's how Mickey James went from being a hero and mentor of mine to more than that. She was now my tag team partner and, more importantly, evet. My friend. Oh, arkadaşım nice. Da tag team partner. Aren't you skipping over a pretty important ama çok önemli bir konuyu atlıyorsun. Don't you want to talk about when you were on the cover of WWE 2K25? I do. But hang on a second. Earlier you put me on blast for having some trivial goals. So now it's my turn to call you out for a time when you let me list your questionable path. This is a night to remember our careers, good and bad. Fine. If you want to talk about it so much, then you tell the story. Okay. After they became tag team champions, it turned everything around for Mickey. She even ended up earning a SmackDown Live Women's Championship opportunity against Kairi Sane. Okay, neden olmasın? Kairi Sane vs. Mickey James SmackDown Women's Championship. Bayağı ilerlemiş yani Mickey James'in kariyeri bizle tag team şey olduktan sonra, şampiyon olduktan sonra. The following contest is scheduled for one fall and is for the SmackDown Women's Championship. Buğulanıyor biraz. Arkada da biz varız. Nedense kemersiz. WWE Women's Tag Champion. Bak Mickey James'e ne kadar uyuyor işte. Iconic Sing'in de tişörtlerini çıkarsanız, aslında yeni doğum yapmışlar gibi giydikleri tişört çıkarsanız, böyle ben de hatırlanmayacaktım geçen bölüm. Anons etmeyeceği için geçtim Mickey James'e. Vay be, seneye Kairi Sane çok daha farklı olacak görüntü açısından. Kendine özel giriş olması da hoş ya, ben bayağı sevdim bu girişi yani. Hazine kutusunun içinde getiriyor kemeri. En güzel girişlerden bir tanesi şampiyonluk girişlerine baktığımızda. WWE SmackDown Kadınlar Şampiyonu Kairi Sane her yere attırdı az önce gördünüz. İlginç bir tantu var öyle. Hadi bakalım. Introducing the challenger from Richmond, Virginia, Mickey James. Bak yine unutuyorsun ama sinirleniyorum. Tag Team Şampiyonu, Women's Tag Team Şampiyonu Mickey James. Introducing the champion from Yamaguchi, Japan, the SmackDown Women's Champion, Kairi Sane. Hadi bakalım. This is for the Women's Championship. Sold out here. İş başlasın, maç başlasın. Dirsek. Evet, biliyorsunuz Mickey James bayağı momentum topladı. Red'le tag team olduğundan beri, kemeri kazandığından beri. Ben de tam bunu diyordum. Michael da buna değinmeye başladı. Kalk kalk aya. Hoop. Missile dropkick sırtına. Kairi Sane'in beklemediği bir hareketi büyük ihtimalle o. Özellikle bu maçın başlangıcında neckbreaker'ı da basacak. Çok seviyorum bu neckbreaker'ı şu an. Her maçında mutlaka bir kere yapıyor. Mickey James ama evet. Sıra şu an Sane'deydi. Sane Spear denedi. Ama Universal'la tag team olmaktan kaynaklanıyor olsa gerek. Artık Spear görünce Mickey James zıplıyor yani. Kolay kolay kurtuldu Spear'dan. Bak ki Kairi Sane Mickey James'in ellerinden kolay kurtulabilecek mi? Şu an öyle gözükmüyor çünkü. Bir tane daha neckbreaker. Vallahi Mickey James'e sadece neckbreaker var abi. Her hareketi o. Dirsek. Bir de dropkick Mickey James'den. İnanılmaz sert bir kompo. Komposto şampiyon, şu an ne yapsam diye düşünüyor. Irish Whip. Leapfrog. Drop down. Mickey James. Flapjack. İle o kombinasyonu bitirecek. Sane nereye kaçacağını şaşırdı.
Mickey James iyice şaşırtıyor şimdi onu bu elbow drop'la. İplerden sekti. Leg drop tam kafasının üstüne. Dümdüz yerleştirdi bacağını Mickey James. Ve şimdi rakibi şampiyon Kyrie seni köşeye atacaktı. Kendini köşede buldu. Oo ve bir spear. Sever kaçacak hiçbir yere de olmadı. Tabi daha doğru konuşmak istersek o bir shoulder block'tı. Ama çaktırmayın. Oh, tekme gelecekti olmadı. Dragon Screw Leg Whip. Ve Mickey James maçın başından beri olmadığı kadar kötü durumdaydı ki onu da toparladı. Wrestling Leg Sweep gelecekti. Kyrie Sane'den çok tatlı bir reversal. Arm drag. Ve şampiyon şu an. Oh, sert bir darbe. Mickey James yere düşmeyecek ama. Bayağı fighting spiritle gelmiş yani buraya Mickey James. New Japan izleye izleye gelmiş. Gaza gelmiş sonunda. Şimdi ortaya doğru çekti Mickey James'i Kyrie Sane. Ve The Anchor'ı bağlayacak. Mickey James'i kayalıklara doğru sürmeye çalışıyor şu an. Yani işini bitirmeye çalışıyor. Ona bir metafor uydurdum. Ama Mickey James fazla güçlü, fazla istekli. O kadar kolay olmayacak Kyrie'nin işi. Ayağa kalkar kalkmaz. Hurricane Rana ile merhaba diyecek. Ve denedi tuş etmeyi challenger'ını ama Mickey hala hayatta. Mickey James şimdi. Sinirli bir şekilde bir yumruk. Bir de McKick. McKick. Ve şimdi Mickey James. Mickey James köşeye çıkıyor. Acaba neden? İşte bu yüzden. Mickey James'den insane elbow gelecekti. Şampiyonun finisher'ını kendisine yapacaktı. Kyrie Sane bundan hoşnut olmadı gördüğünüz gibi. Finisher'ını yapamadı ama güzel bir double axe handle darbesi. Bir de spear gelecekti az önce kendi yaptığı reversal'ı şimdi kendisi yedi. Oo yine düşmeyecek. Spear gelecekti. Yo arkasına geçti. German suplex bıraktı şu an. Bu ikiden inanılmaz sert bir maç görüyoruz. Kyrie Sane köşeye çıkıyor. O kadar yerden gelebilecek mi, vurabilecek mi? Tabii ki de hayır. Vazgeçti Kyrie Sane de. Bunu anlayacak kadar zeki yani. Mickey James roll up. Roll up. Roll up. Şampiyonluk için. 2 3 ve Mickey James kazanacak. 2 kemer birden Mickey James'e şimdi. Mickey continues to defy the odds. It's like every time she's back into a corner, she somehow finds a new way to escape. Congratulations Mickey, you earned every bit of this. Vay be. Belki de Mickey James'in yaptığı en doğru şeydi Libertas'la tag team olmayı kabul etmek. Ve şimdi ne kadar yükseldiğine bakın. I feel like you've been a little off lately. You're moody, quick to lash out, overly judgmental about my decisions. It all sounds like typical me. Maybe those weren't the best examples, but I've known you long enough to realize something. Şey, senin kafanı kurcalıyor abi. Well, sende bir şey var. To be honest, I'm kind of getting impatient. Biraz sabırsızlanıyorum. I mean, Mickey has been fun. Mickey ile takım olmak eğlenceli ama bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Ve kemeri kazanacağını da bilmiyordum. Şimdi onun birinin yenmesini bekliyorum. Yani SmackDown kemerinin peşine gitmek için. İki yolum var. What do you mean? If you and Mickey were to somehow lose your tag titles, then Mickey would be forced to retire and vacate her women's title, leaving you free to pursue it. Option number two, the more straight up way of doing things, would be for you to tell Mickey exactly how you feel and challenge her to a match for the SmackDown Live Women's Championship, potentially crossing that off the list. But if you beat her, you'd also lose the tag titles and worse, end the career of your idol slash friend. I don't really love either option. This business forces you to make some tough decisions. But at least you're not choosing between competing in a tag title match or saving your mangled ear like Mick Foley once had to do. No, but if losing my ear was option three, I'd think I'd take it. The alternative is just waiting around for something to happen. Yeah, alternative sadece beklemek ama o da çok uzun sürer. You're right. I guess I should... Oha, seçebiliyoruz.
Yani hikayeyi böyle bitiremeyiz. Kemerleri bilerek kaybedemem ama hayır. Mickey James'i singles maçına çağıracağım tabii ki de. Hey, Mickey. I need to talk to you about something. Seninle bir şeyler hakkında konuşmam lazım. It's kind of personal. Biraz sorry. Kişisel. Üzgünüm. We'll catch up later. What's going on? Is everything okay? Yeah. Kimdi well, oğlum o? Not really. Ne alaka? It's just lately. Görülmez kadına gitti dedik adama. I'll just come out and say it. I want your direkt title. Direkt söyleyeceğim, kemerini and istiyorum. I know what that means for you and for senin us. Senin anlamı, şimdi ne anlamı geldiğini biliyorum da. Back any longer. Artık bekleyemeyeceğim. You know what? I was waiting for this moment. Bu anı bekliyordum you ben were? De. Look, I know who you are. Kim olduğunu biliyorum. Neden yapıldığını, neden buraya nasıl geldiğini. You're driven to be the very best. Sen hep en iyisi olmak istiyorsun. Tag team champions. Ve hani sen de tag team şampiyon olmak seni sadece bir süre tok tutar. No, I get it. Ve anlıyorum. Respect you for your honesty. Ve dürüstlüğün için sana saygı duyuyorum. I could think of a couple other ways this could have gone down. Çok daha farklı şekillerde gidebilirdi. But if I beat you, ama seni yenersem, it's all over. Her şey biter. If it's going to come to an end, and it will sooner rather than later. Yani, I want you to be olacak the bu. One that does it. O yüzden beni yeneceksen, yenecek biri varsa o da sen olmasın. Ve bunların hiçbiri olmadı sen olmasaydın. I've come too far ama to çok ileriye geldim seni. If you face me for my title, hani, you better be ready for a fight. Şey yap diyor, hazırlan diyor kısırası. You know me. Beni biliyorsun. I wouldn't want it any other way. Başka hiçbir şekilde istemezdim zaten. The following contest is scheduled for one fall. And is for the SmackDown Women's Championship. Yani şampiyon olsak da olmasak da birinci çıkıyoruz. Mesela şu an niye Mickey James birinci çıkmıyor abi? Ben şampiyonken sürekli birinci çıkarıyorlardı. Allah Allah, sinirlendim. Abi ben sinirlendim ama Libertas'ın görüyorsunuz artık mavi bir kostüm var ve mavi bir saçı var. O kemeri almak için hazır. Hangi kemer? Adını söyledim, bir de kendisini şöyle görelim. Burada tek kemerlerimize ne oldu? Hiç sorgulamayayım. Kiki James. Hadi bakalım. Ruhi SmackDown Women's Championship. Ortada. Introducing the challenger, the Eagle. Yui Libertas. Hiç elini menini kaldıramıyor. Gerçekten hazır yani bu maça. Direkt başlasın istiyor. The champion from Richmond, Virginia, the SmackDown Women's Champion, Mickey James. Sanırım animasyonu Kairi Sane'le birebir aynı. Yine. Çok sinirleniyorum. Abi bu kadar ufak bir detayı bari değiştirin ya. Hani 60 tane animasyon var. Random'a basanı nasıl satayım? Bir rastgele bir animasyon verin Mickey James'e. Kyrie Sane'den. Bazen çok sinirleniyorum. Ama zaten böyle basit şeylere sinirlenmem gerekiyor benim. Daha koskocaman kaçırdıkları şeyler var. Onları düzgün yapamıyorlar. Yani bunu, ben böyle basit şeyleri yapmalarını niye bekleyeyim ki? Neyse. Libertas. James. Acaba ne olacak? Lock-up'a girecektim. İstemedi. Gel lock-up'a girelim. Ha giremedik. O zaman seni öldüreyim. Demek reverse edin. Wow. Dirsek dirsek. Dallas forearm forearm. 4 tane forearm. Ooo. İyi denemeydi Mickey. Ama daha fazlasını, çok daha fazlasını yapman lazım eğer beni yenmek istiyorsan. Libertas Slam. Ve şimdi Libertas hemen köşeye çıkıyor. Mickey James kendine gelemedi daha. Bundan sonra da zor gelir zaten. Senton. Sanırım tam sırtına yaptı Libertas Mickey'nin. Emin değilim. Hızlıca ayağa kalktı şimdi Libertas. Tekmeyi bastı. DDT'yi çaktı.
Ve şimdi Yui. Whipper Snapper mı deneyecek? Hayır. Güzel bir Skywalker yaptı. Ama Mickey James kick out'u basacak. Şu an Yui için bence gayet sakin bir maç bu. İnsanları arkasına aldı. Tehlikeli bir hareket. Bu sefer powerbomb yemeyecek ama. Yaptı hareketini gayet güzel bir şekilde. Başka bir hareket yapacaktı. Mickey James bunu durdurdu. Uh-oh, Mickey James'den Neckbreaker. Biliyorsunuz Neckbreaker makinesi Mickey James. Oh. Şöyle bir değişiklik yaptılar. Libertas bir enzigiri veya bir head scissors yapacaktı. Yoldan çekildi Mickey. Oh, bu super kick'ten kaçamadı ama. Ve şimdi Libertas. O çılgın dirsek darbelerini yapıyor gördüğünüz gibi. Bir de final shot. Şampiyonluk için yeterli olmayacak. O zaman Libertas işe koyulmaya devam ediyor. Irish PP yedi. Devamını yemedi ama Scoop Slam'ı çaktı. Mickey James kaçmaya çalışıyor. Alsana bir Snapper. Daha doğrusu belly to belly. Ve şu an tam pozisyonda. Ama bakalım ne yapacağım diye düşünüyorum şu an. James çok yavaş olduğu için Yui kaldırdı onu. Sling Blade'i çaktı. Dropkick'i de çaktı. Ve şimdi yapabiliriz işte. Hakem çekil. Ooo, tamam, hakemin çekilmesine gerek yokmuş. Hareketi göremeyecektik zaten. 2. Ama 2 olur olmaz atacak Yui Libertas. Mickey buna sinirlendi. Mickey Yui'nin 2'de atmasına sinirlendi. Uh-oh, Yui'den reversal. Tam omza vuracak şimdi. Vurmadı ya da bakalım. Vurdu vurdu, biraz uzattı sadece. Ve şimdi standing C4. Ve Yui Libertas. Wings of Libertas'ı da yapacak. Ve şimdi maçı bitirecekti ama bitirmiyor. Normalde bundan sonra tuş ederdi. Mickey'nin tuş olacağını düşünmüyor herhalde. Crucifix Driver. Tuş denemesi. Libertas ayağını iplere koydu. Evet. Yani burada hakemin gerizekalılığına veriyorum bunu. Ve bir daha başlıyoruz. Ya artistlik yapma kardeşim. Boşu boşuna yapıyorsunuz. Zigzag. Geçmiş olsun Mickey James. Kesin. Ooo. Lan I'm sorry dedikten sonra. Böyle yapılır mı? Hakem. Neye bakıyordun acaba? Cutscene'de bile gerizekalı hakemler. Ha neyse. James' historic career has come to an end. Red ended Mickey's career with her own move. What a true friend. I think it was actually a sign of respect to do it that way. Yeah, it was almost like a tribute. Saygı gösterisiydi bence. Continuing to defend the tag championship and not ending your idol's career. Neyse, müziğim çalmasa da yeni kadınlar şampiyonu. Bu anı hak ediyorsun. A nice gesture from our new champion Red, giving Mickey James a chance to say goodbye to the WWE Universe. And no matter how I feel about Red right now, I do want to say thank you to Mickey James. You will be missed. Thank you, Mickey. And that's how I won my first SmackDown Live Women's Championship. That totally sucked the air out of the room. That's why I wanted to skip over that part of the story. I'll distract him with the visual aid. With everything we'd accomplished, we were really starting to cement our legacies, especially in our hometown where we'd always been overshadowed by a certain individual. Until this happened. Ooh. Ilginç. That is a beautiful sign, don't you think? I agree. I would never throw rocks at a sign like that. Even though we were gaining respect and recognition, I still felt like I had a lot more to prove than Red.
She had won championships everywhere we went, and I only had my universal title win over Samoa Joe. That was mostly bir sürü şey yaptı, ben hiçbir halt yapmamıştım. Sure, I started a movie, but that sort of thing didn't hold the same weight. So I sought out the advice from someone who was a visionary in this business. A man who had been the guiding force behind the careers of countless legendary superstars. Bakalım. Kimmiş bu efsane adam? By the way, ooh, I saw your movie. Filmini gördüm. And some of the choices you've made. Yaptığın seçimler biraz ilgi çekiciydi. Intriguing. That really means a lot coming from you, Mr. Heyman. Just call me Paul, thank you. So, other than this fantastic, I have no choice but to eat at lunch. Why am I here? Neden buradayım ben? I asked you to meet with me because I need help from the guy who managed some of the biggest names in sports entertainment history. Kurt Angle, The Big Show, Steve Austin. Don't forget Brock Lesnar! But before you go any further, let's just get one thing straight. I'm senin not going to advocate for you. Ya. I'm enjoying my retirement fazla seviyorum. Way too much. Çok fazla I don't want an advocate, I just want your advice. Advocate falan istemiyorum, menajer istemiyorum. Sadece biraz tavsiye var. Holdouts. So, how do I earn the respect of everyone in the locker room? Herkesin saygısını nasıl kazanabilirim? How do I reach the heights the legends you guided reached and build a career that's Hall of Fame worthy? I really hate suggesting this, but in this business, there's only one surefire way to cement your legacy and become immortal. Ooh. And that's by defeating the greatest force this Undertaker'ı universe has ever geçiyor. Known. And yes, I'm talking about evet. The Undertaker. Undertaker'dan bahsediyorum. Kesinlikle ondan. Come on. Güzel şakaydı. Yeah. Come on, Paul. Hadi, I'm serious. Ben ciddiyim. And so am I. Ben de ciddiyim. Just look at what a victory over the Undertaker. Brock Lesnar'a ne yaptığına bakın. Undertaker'ı bir kere yendi. Brock WrestleMania'da. If you want that type of prestige, hani, Hall of Famer olmak istiyorsan, bu kadar prestij istiyorsan, bunu almanın sadece bir yolu var. Ama yıllardır Undertaker'ı kimse görmedi. Eminim hala oralarda bir yerde takılıyordur. Ve istiyorsan onu bulabilirsin. Hala. But I personally ama don't ben recommend kişisel olarak size tavsiye etmiyorum. Come on, you've had your success. Başarın oldu. WWE Universe seni seviyor. Although there's no accounting for taste, is the respect of the men and the women in that locker room. Çok bu kadar da gerekli mi yani soyunma odasındaki insanların saygısını almak için? Just think about it. Her şeyin gidebilir. Ruhun. Sağlığın. I'd forget the whole thing and just ben olsam direkt unuturdum ve giderdim yani uzaklaşırdım. Çok geç olmadan. Teşekkür ederiz. Val. Yapmak istiyorum. I want to cement my legacy by defeating the Undertaker. İşte diyor hey, ki yani. It's your funeral. And if that's what you really want, I'll arrange a meeting with someone who might be able to senin, help you senin cenazen peki diyor. Red, it's been a pleasure and Trey, well, güzeldi. Despite yani, my better judgment, I wish you luck. Sana da iyi şanslar, Trey. It's kind of creepy here late at night. Do you know some arenas are supposedly haunted? Bazı really? Yeah. This one time after the match, all I heard was boo! Assuming you didn't get that from a popsicle stick, I'm İğrenç mildly impressed. Thanks. So where's Heyman's friend who's going to help you find the Undertaker? He's supposed to meet us here, right? Heyman'ın arkadaşı nerede sana Undertaker'ı bulacak? Did you hear that? Duydun mu bunu? It's kind of hard not to. Papa Chango mı lan bu? No one else is in the building right now, so maybe it's Heyman's guy. We should go check it out. Burada başka kimse yok. O yüzden herhalde Heyman'ın adamı. Seriously? Hadi gidip bakalım. Gerçekten mi? You want to take on the Undertaker, but you're afraid of an arena boiler room? Let's go. Undertaker'la dövüşmek istiyorum diyorsun ama bundan mı korkuyorsun diyor Kıraz. Merhaba. I can't really see much, can you? Çok bir şey göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Aynen, başka zaman deneyelim. Undertaker öldü. O yüzden bir yere gitmiyor biliyorsun. I think I just saw something move. Bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Hello? Hello. Are you sure about this? Bundan emin misin? Come on, it'll be fine. Ya, sıkıntı olmaz, gel. It's not too late to turn back. Geri dönmek için yani fazla geç değil. Are you here to meet with us about finding the Undertaker? Undertaker'ı bulmak için bizle burada buluşmak, buluşmaya mı geldin? I saw someone down there. Buradan birini gördüğüm eminim. Did you see a light switch anywhere? Bir tane ışık gördün mü düğme? I should have never gotten myself into this.
Bu işe hiç girmemeliydim. Senin fikrin de bu. I can't believe mankind used to hang out down here. Mankind'ın burada takıldığına inanamıyorum abi. Önceden. I'm gonna head back up and try to call Heyman. Heyman aramaya çalışacağım. Papa Shango? Well, this is unexpected, but I guess you need some of the supernatural powers to track down the dead man. Doğaüstü güçlere sahip olan birini çağırman gerekiyor tabii, hani tekrar bulmak istiyorsan. Apparently we have a mutual friend in Paul Heyman who said you could help me find the Undertaker. I don't think he's going to talk. Dışarıda sanmıyorum. So, evet, öyle gözüküyor. How do we go about Undertaker'ı nasıl bulacağız? You want us to get inside the furnace? İçine girmemizi istiyoruz. So onlar çok sıcak. We're warm. Belki like biraz close to finding the Undertaker. This yakınız is Undertaker, çünkü yani ateşe işaret etti ya. Evet, ben gidiyorum. I think he's trying to tell something. Bize bir şey söylemeye çalışıyor. Oh! Nuri Yalçı çıktı. Bill Cosby çıktı. Eyvah. I don't know, but it kind of has a gözlerimde lemony flavor. İlginç bir tadı var. You're kötü değil. It? Yiyor musun? Cool. Oh. What the hell is that? Bu ne böyle? I think it's some kind of portal. Bir çeşit There's no way portal. I'm going in a portal. If you want to become immortal, you have to go through the portal. Ölümsüz olmak istiyorsan. See? It even rhymes. And portala besides, gir. You're always telling me I need to listen up and be more open-minded. So maybe you need to take your own advice for once. The last time I said that, I was trying to get you to try pineapple on your pizza, not cross over into the netherworld. It looks like it's starting to close. Make Hadi a decision. Kapanıyor gibi gözüküyor. Hadi bir seçim yap. Fine. Ah, tamam. Hey, wait! Bekle, Papa Shango. Ah, well, çok that's iyi. Just great. Now we don't even have our voodoo mime guide. Şimdi Papa Shango da yok yani. Are you smiling? Gülümsüyor musun? I told you not to eat that dust. Hey. O şeyi yememeni söylemiştim. Kendine gel. Abi bunun içinde. Oh. Way harder than my slap. Benim tokadımdan çok daha sertti o. Sadece seni uyandırmaya çalışıyordum. What is this place? Uyuduğumuzu sanmıyorum. O zaman bu yer ne? Did you hear that? Duydun mu? From now on, let's just assume I hear everything you hear. Bundan sonra senin duyduğun her şeyi benim de duyduğumu varsayalım, tamam mı? It's Kane. This is awesome. Maybe you can help my friend. Belki arkadaşıma yardım edebilirsin. Kardeşini bulmaya çalışıyor ve rehberimizi kaybettik. Oo! Kat et. Hadi bakalım. Kane, al. Oo, ben koşmuyordum ki sana. Sen bana nasıl big boot yaparsın? Kane. Nakatla kazan diyor. Yui gel yardıma ya. İp, o kadar yüksekte değil alevler. Zıpla gel. Aha bir dakika, şerefsiz, sen bu alevleri yaptın madem. Hadi be. Kero, DDT'yi yiyeceksin tabi böyle mallık yaparsan. Of, dur. Nine! Fiktiş. Ben iki bölümdür diyorum ki kolayda oynuyorum herhalde. Ama anlamıyorum abi. Bazen hiç reverse'lemiyorlar, bazen de böyle Kane gibi güreş ustası oluyorlar anasını satayım. Ben seni o alevlere atacağım bu arada, kaçarın yok. Ha, gaza gel, aynen gerizekalı. Crossline from hell. Bilirsin oraları değil mi? Senin oralar Kane çünkü, senin mahalle. Ah be, büyük ihtimalle istediğim kadar deneyim atamayacağım Kane'i oraya. Ama hayal kurabilirim, tamam mı? Aynen gitmiyor bak. Lanet olsun. O zaman Kane'i buraya fırlatırım. Kane de takmaz anasını satayım. Al sana o zaman Neckbreaker, hem de Jumping Neckbreaker. Buralarda ne var? Hiçbir şalt yok. O zaman niye durdun orada Kero? Aha! Alevlerle etkileşime giriyormuş abi. Ah yanacağım diye sadece ileri gidiyor ama not much else yani. Senin reversal'larını yerim ben. Sen alevden korkmuyor musun ayrıca? Gerçi korkar mı? Değil mi Kane? Undertaker'ın ailesini yakıp yıkmamış mıydı? Ben olsam travma yaşarım alev gördüğümde bir daha, ama Kane işte manyak. Al sana, al sana. Pushed kick!
Ve Meteora. Biraz oturalım da dinlenelim yani. O yakalandın Kane. Vallahi nakavta doğru gidiyoruz şu an. Kane'le nakavta yolculuk. Yeni serimin adı. Oh. Acaba ne diyor? Muhtemelen çok... Uf. ASMR yaptı bana. Teşekkür ederim her kimse. Size de yapmış oldu tabii dolaylı yoldan. Burası bu kadar herhalde. Masa var. Yani dur. O şeyin içine sokabiliyor muyuz KNG'mizi? Gel buraya. Git buraya. Sadece oldu. Oğlum bununla etkileşime girsek çok tatlı olur işte ama. Neyse. Gero Shiro her şeyde de grogi olma. Bak yine diyecektin. Kendi şey çıkmış ya. Düşünceli adam bekliyor benim grogi olmamı. Hemen saldırmıyor. Şimdi o masaya doğru gidiyoruz. Bak ben her bir hafta grogi oluyorum. Kurallara oy. Sen de ol yani. Evet yine omzunu şey yapıyor Kero. Ha fırlatıyorum sadece. Ben elimi alabiliyorum sanıyordum. Bak şu merdivene tırmanabilsem. Yeni bir alan olsa. O merdivenden Kane'i aşağı atabilsem falan. Yürü git lan. Hadi be. Ha gel gel gel. Koşuyordun ne oldu Kane? Ha? Ha Kane? Ha? Aha. Big Boot'un işe yaramaz işte. Bize sökmez ikinci kez. Bu oyunun ak niye öyle bir şey oldu? Şu masaya geçer misin abi? Kaç kere fırlatmam lazım seni? Ha? Geçmeyeceksen seni Sherolizer'la bitirelim o zaman ya. Knockout. Çok uzattın. Trey, Trey. It's all right, Trey. Oh. Yeah, you did good. You did good. Catch your breath. Ne oluyor? Bu ne lan böyle? Are those fireworks? Bunlar havai fişekler mi? Garip. Bütün bunlar oluyor, sen bunların mı garip olduğunu düşünüyorsun? Bize kim yardım edecek? Bilmiyorum ama en azından güzel havai fişekler göreceğiz. Bakalım evet bunları atacağız. Belki biri görür diye. Oof. Oh. It's like the 4th of July. Yeah, except I just barbecued. Independence Day gibi. Şey 4th of July. Amerikalıların şeyi de. Bir şey geliyor. Bunun güzel olduğunu, iyi bir şey olduğunu nereden biliyoruz? Bir dakika o. Bu ne harbiden? Yes. I was sailing around the ocean of reincarnation when I was summoned by the works of fire in the sky. Metardi'yi getirdik demek abi şekerle. Bize yardım edebilir misin? Undertaker, but I'd be happy now to just make it home alive. Undertaker'ı bulmak için geldim de eve canlı bir şekilde dönmek de beni mutlu eder yani. Skarsgård'a gelin. But for it to be truly size olabildiğince rehberlik yaparım. Ama gerçekten bitmesi için Demon of Death Valley'i silmeniz gerekiyor. This is our best and only option. Bizim en iyi ve tek seçeneğimiz. Hadi gel. Shango'nun dumanından yok mu daha fazla? Yok maalesef. Ben de isterdim ama. So are you taking us to the Undertaker? Bizi Undertaker'a mı götürüyorsun? Before you do battle with the man who is dead. Ölü adamla savaşmadan önce Lady of the Marsh'la yüz yüze gelmeniz lazım. Eğer onu görmezden gelirseniz sizi yok eder kısacası. Ve asla ev evrenize dönemezsiniz. Karanlığın yaratığı. Onun alanına çoktan girdik. Nasıl anlayabiliyorsun? Burası çok karanlık. Böyle anlayabiliyorum zaten karanlık olmasını. Skarsgård'ın gidebileceği kadar bu kadar. O yüzden size hoşça kal demeliyim. Bari bir yemek verseydin. Belki gideceğimiz yeri görmemize işe yarayacak bir şey var mı?
in the distance, a flickering light. Sa Lady of the Marsh bize ışık verdi. Our passage of time on the ocean of reincarnation was wonderful. I hope your vessels survive the treacherous conditions you now must face. Good evening, compeers. Merhaba. I should have listened to Paul Heyman and left this alone. Paul Heyman'ı dinlemeliydim. I'd be at home on the couch right now watching true crime murder mysteries instead of becoming one. Don't say çok that. Güzel true crime this, serisi falan izlerdim evde koltuğumda oturup. Merak etme, bundan kurtuluruz ya. Cabin. Not great curb appeal. Should we call her out for a fight? Or we could quietly steal the lantern, run for our lives, and try to find a way out of here. I like bunu that plan better. Ah, move. It's like some invisible force is holding it there. Hareket etmiyor. I think she's calling us to go in the cabin. You speak martial all of a sudden? Güç tutuyormuş ışığı da neyse. İçeri gelmemizi istiyor. Of. See? I was right. Oh, turds. You want to play? Play with Nikki. Let's play. Let's play. Let's play. Whoa. Voice acting bayağı kötüydü orada ama oh shit. Is this about me messing with the lantern? I just wanted to get a closer look. It's an antique, right? Işığa sadece bakmak istedim falan filan. It's just getting started. Eğlencemiz yeni başlıyor. Koş. Run. Nereye koşuyorsun? Küfretmek istiyorum Jack Fon'a ama. He's got the whole world in his hands. He's got the seni bir Sherolizer düzeltir kardeşim, merak etme. Oh, Mortal Kombat, hadi bakalım. İkidir böyle gerçekten görüşüyorum, Mortal Kombat pozisyonuna giriyor. Eğleniyorum bunu görünce. Code Red. Gel şimdi bakayım buraya. Bray Wyatt. Bravo salak, koskoca şey var. Iskalıyorsun onu ya, salaksın. Salaksın çünkü, salak, 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 salak. Aa, reversal'ın bitmemişti ki, daha eksideydin. Eyvah. Oo. Aa, canım açtı, benim canım açtı. Hadi lan oradan, kero şero. Öldür şu bireyi ya. Pasif bireyi öldür. Trans bireyi öldür, pardon. Pasif birey de oluyor mu bilmiyorum. İşte bu TNA'lık hayat kurtarır. Boom! Cravat Cutter. Running Cravat Cutter ya da Running Cutter, bir sürü isim verebiliriz ona. Running Büyük Baş Hayvan. Oh, Health Butterfly Suplex. Çok sert hareketli. Bir tane daha Health Butterfly Suplex. Ölümcül bir hareket gerçekten. Yürü git lan. Pezemeng. Yine Code Red geliyor. Bravo, bu arada sırf Bray Wyatt yüzünden bu oluyor, biliyor musunuz? Sağ olsun her bir antreversediği için onu buradan çıkaramıyorum. Ne yaptığımı da göremiyorum. Ama işte o devir bitti vayet. Boom! Çok fena yakaladı Kereşer Bey'i. Evet pasif birey. Seni şimdi bu taşla öldüreceğim. Öldün. Tam kafasına hadi. Sırtına da olur. Neresine vursam bununla hasar verir zaten, sıkıntı yok. Ha? Wyatt! Ne yaptın reis? Reverseledin beni. Başka bir hat yapamıyorsun zaten. Krogi olmamı bekledi tıpkı Kane gibi. O yüzden ben de rahatça reverseledim onu. Halbuki beklemese reverse yemezdim. Oo! Yakalandın! Uf. Geçmiş olsun kardeşim. İyi geceler. Çünkü here comes the Shadowizer. Kane, Bray Wyatt, başka var mı? Hayda. Yürü git lan. Aynen öyle, yürü yürü uzaklaş benden. Harbiden öyle yapıyor.
Snacke. Gel bakayım. Bu kasimle sanırım ilk defa kapışacağız. Kaç sin dışı. You want to play? Allah'ım ya, lanet oyun. Yürü git. Nick Cross'un da 4 reversal'ı varmış. Yakaladım ulan seni. Al sana basit bir güreş hareketi. Niye işliyorsa böyle hareketler sanırım. Süpernatürel değil misin sen? Neyse. Al sana basit bir güreş hareketi daha. Ama çok cool gözüküyor değil mi? Kalk şimdi. Ve numara 5. Çok güzel combo abi ya. Kime taunt yapıyorsam alışmışım. Bundan sonra taunt yapmaya. Şimdi seni şu sandalyeye fırlatmak istiyorum ama hani sanki işin ucunda ölüm varmış gibi sürekli beni reverse yiyeceksin. Oo! Nereye? Hayır hayır hayır. You reverse bunu. Oh shit. Yui. Dikkat et. Öyle diyeyim sana yani. Bir daha öyle dayak yersek knockout olabiliriz. Yes. Hep. Hayda Yui sen de yani. Gel beni döv diyorsun resmen şu an. Ha şöyle DDT bir kez daha. Basit ama etkili. Fakir ama gururlu gibi. Düşünün. Hop. Boom. Kalk şimdi ayağa. Ve şuraya git. Orası da olur. Şerefsiz ya. Al yerde kal. 4 reversal'ım var zaten. Uğraşılacak durumda değilsin henüz. Kapıdan çıkamıyor muyum ben dışarı? Ne uğraşacağım seninle? İyi tamam gel bakayım. Gel gel. Gel gel sıkıntı yok. Ya Yui niye ıskalıyorsun abi önündeki kadını? Oha! Hayır! Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Body slam. Sadece bir reversal gitti abi. Şu işe bak ya. Yui dayan. Ne oluyor? Nereye çarptım? Northern Lights'ı yedim hem de kemiğin üstüne. Dirseği de yedim. Çok garip zamanlaması var çünkü. Dirseğin reversal zamanlaması garip. Aha! Knock up! Yui ittirdi! Bir hareketle gelecekti de. Reverse'ledi. Neke! Al bunu da reverse'le. Boom! Kalk lan! Kalk lan! Bitti oğlum senin işin. Bitti bitti bitti. Sıp! Çok tehlikedeyiz şu an. Aşırı büyük tehlikedeyiz. Neke! Ne yapıyorsun Neke? Dur. Kesin finisher deneyecek. Ben de reverse'leyeceğim. Ve reverse'ledikten sonra da yakalayacağım. Wings of Libertas'ı çakacağım.